Adalet eski bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinde aday gösterilmesiyle başlayan kriz de büyüyor. CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Dükel katıldığı canlı yayında Sadullah Ergin'in adaylığı ile ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır dedi. Ekonomi eski bakanı Masum Türker de yine çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Bu ittifakta bir deva krizi var şu anda. Çünkü Deva Partisi'ne o diğer 3 küçük partiye göre ama seçilebilecek yerlerden en çok kontenjan Deva'ya ayrılmış. Bu işin mimarı olarak da bir şekilde Sadullah Ergin gösteriliyor. Kılıçdaroğlu onu milletvekili bile olamazsa sözleriyle hedef almıştı. Adalet eski bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinde yer almasıyla başlayan tartışmalar sürerken bir grup partilinin Çankaya bölgesinde CHP'ye oy vermeyeceği iddia edildi. Biraz evvel Yaşar Okuyan aradı. Şu anda 8-9 kişi bir araya toplanmışlar. Yarın bir grup belki de açıklama yapacaklar. Neden bu bölgelerde CHP'ye oy vermeyeceklerini açıklayacaklar. CHP'de 134 vekilden 64'ü liste dışı kalırken Adalet eski bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilmesiyle başlayan kriz büyüyor. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir siyasi partiyle işbirliği yapmasa, kendi listelerini çıkarsa yine tepkiler olacaktı. CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında milletvekili listeleriyle ilgili tartışmalar ele alındı. CHP Hatay'ı aldığında Kemal Bey'in şöyle bir ifadesi var. Hatay'da diyor Sadullah Ergin dönemi kapanmıştır diyor 2014'te. Şimdi Hatay'da 2014'te kapanan Sadullah Ergin dönemini 2023'te siz Ankara'nın Çankaya'sında açıyorsunuz. CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Dükel tepki büyük diyerek Sadullah Ergin'in adaylığı ile ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. Gerçekten. Bir İçinde mi? Tepki büyük. Dükel seçmenin hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını öne sürdü. Ankara'da, Çankaya'da bu olmazdı. Yanlış burada. Tahmin Çankaya olunca sıkıntı büyüdü. Eğer Sadullah Ergin'i bir taraftan milletvekili yapacaksanız bunu daha böyle hani farklı bir yerden gösterebilirsiniz. Peki. Programın konukları arasında yer alan ekonomi eski bakanı Masum Türker'de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Biraz evvel Yaşar Okuyan aradı. Şu anda 8-9 kişi bir araya toplanmışlar. Yarın bir grup belki de açıklama yapacaklar. Neden bu bölgelerde CHP'ye oy vermeyeceklerini açıklayacak.